Peki Fatma Hocam, çevresel faktörlerde de akciğer kanseri riskini arttırmakta mıdır? Akciğer kanseri riskini arttırıyor. En önemlisi pasif içicilik zaten. Yani sigara dumanı çevrede, mesela bir kahvehanede çalışıyorsak veya kapalı bir ortamda sürekli sigara ve benzeri kanserojen içeren duman olan bir ortamdaysak kesinlikle arttırıyor. Diğer taraftan radon gibi, asbest gibi, silika gibi birçok kimyasal maddeler de yine bulunduğunuz yere göre, mesleğe göre, oturduğunuz evdeki toprağa göre, yani yapılan duvardaki toprağın yaydığı bir takım gazlara veya maddelere göre bile bizim yine akciğer kanseri riskimiz artıyor. Yine çevresel faktörler de etkiliyor. Daha önce işte radyoterapi almış olmak da çocukluk çağı tümörleri nedeniyle arttırabiliyor ama bizim ana konumuz olan çevresel faktörler kesinlikle akciğer kanseri riskini arttırıyor. Peki hocam, buradan hasta yakınlarına vermek istediğiniz mesajlar da oluyor mu? Şimdi bizim tabii onkolog olarak en önemli verdiğimiz ya da hekimler olarak mesaj sigara, akciğer kanseriyle ilgili sigarayı bırakmak. Evet. Bununla ilgili farkındalık ayları yapılıyor. Farkındalık aylarının en önemli nedene yönelik, çünkü önlenebilir. Yani sigara içimini ne kadar engellersek akciğer kanseri olma olasılığı toplumun çok daha azalmış oluyor. Buradan benim en çok vermek istediğim mesaj, sigarayı bırakmamız gerektiği, hepimizin toplum olarak ya da dünyada insanoğlu olarak diyebiliriz. Akciğer kanserinde bence en önemli verilecek mesaj bu olmalı diye düşünüyorum. Hocam, tabii toplum arasında şunu da çok sık duyuyoruz. İşte ben sigara içmiyorum ama işte nargil içiyorum. O da tütün. Tabii, tütün içeren püro her şey. Püro içiyorum. Aynen, evet, aynen. Onların hepsi de yine zararlı, evet. Yani tütün ve tütün gruplarından aynen. Uzak durması gerekiyor aynen. Kişinin. Evet. Aslında dediğiniz gibi kaliteli yaşam, sağlıklı yaşam için hepimizin uyması gereken kurallardan birisi o. Evet. Peki hocam, stres ne kadar önemli hastalıkta? İşte az önce bahsetmiştik hani stres, depresyon, moral, motivasyon nasıl diye. Aynı şeyler aslında. Yani stres birçok açıdan sağlığı olumsuz etkileyen bir faktör. Akciğer kanseri içinde doğrudan işte bazı kanserlerde belki biraz daha ilişkilendirilebiliyor ama hani işte doğrudan etkili diye bir bilimsel kanıt ben bilmiyorum, en azından öyle bir şey olmasa da genel olarak önemli.